Teknopat'tan hepinize selamlar dostlar, ben Berkan. Bu videoda Galaxy S23 ailesinin belki de en çok merak edilen modeli olan S23 Ultra'yı birlikte inceliyoruz. Öncelikle Samsung Galaxy S23 Ultra, Selefi ile oldukça benzer tasarım hatlarına sahip. Geçen yıla göre tasarım detaylarında neredeyse hiçbir fark olmadığı gibi boyutlarda da pek bir değişim yok. Yalnızca S23, Selefi'ne göre kayda değer olmayacak düzeyde biraz daha ağır. Bu ekstra ağırlığın kullanılan yeni 200 megapiksel kamera sensöründen kaynaklanması bile mümkün. Öte yandan kullanılan malzeme kalitesi ve tasarım dili yine oldukça üst düzeyde. Bize gönderilen cihaz sedefli beyaz renkte arkadaşlar. Samsung bu renge krem ismini veriyor. Ultra adını taşıyan telefonları Samsung'un en güçlü amiral gemilerini temsil ettiği için hemen hemen her yönden çok üstün özelliklerle donatılmış oluyorlar. Bir de bunun üzerine bildiğiniz gibi son iki nesildir eski Note serisinin özelliklerini de bünyesine katmış durumda. Bu yüzden S23 Ultra boyut anlamında oldukça büyük bir telefon. Tabii bu büyük boyutların avantajlı yönleri de yok değil. S23 Ultra ailenin diğer üyelerine kıyasla daha büyük bir ekran ve daha yüksek kapasiteli bir pille beraber geliyor. Tıpkı S22 Ultra gibi ön ve arka yüzeyinde cam materyal kullanılan, aradaysa metal bir çerçeveyle bütünleşen telefonun her iki tarafında da Corning'in Gorilla Glass Victus 2'si ile güçlendirildiğini söyleyelim. Böylece olası darbelere karşı telefon bir hayli kuvvetlendirilmiş oluyor. Aynı zamanda yine önceki modelde bulunan IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da devam ettirilmiş. Ve tabii ki efsane Note serisinin alameti olan S Pen de son birkaç nesildir olduğu gibi telefonun sol alt tarafındaki yerini almış durumda. Ancak bu tarafta kayda değer bir gelişme olmadığı gibi şimdilik Samsung'un kalem teknolojisi belli bir doygunluğa ulaşmış gibi görünüyor. Kullanım gayet rahat. Neredeyse kağıda yazar gibi yazı yazabiliyorsunuz, not alabiliyorsunuz veya karalama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda Samsung gerçekten S Pen teknolojisini belli bir düzeye çıkardı. Telefon Samsung'un meşhur kavisli ekran yapısını nispeten terk etmiş gibi görünüyor. Evet, hala bir miktar kavis söz konusu ancak bu kullanıma etki etmeyecek kadar az. Genel görünüme de baktığınız zaman kavis neredeyse anlaşılmıyor. Yine de bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak o Samsung'un ilk nesil Edge ekranları kavisli ekran anlayışını hiç yansıtmıyor bu telefon. Hiçbir anlamda kavisli bir telefon görünümü yok diyebilirim neredeyse. Bunun dışında ekran gövde oranı anlamında yine muazzam bir iş çıkartılmış. Önden baktığınızda telefon neredeyse tamamen ekran gibi gözüküyor. Teknik verilerde de zaten %90 oranında bir ekran gövde oranı mevcut. Aynı zamanda tabii ki yine Samsung'un efsanevi dinamik AMOLED paneli kullanılmış. Haliyle de HDR 10 Plus desteği olsun, renkler ve keskinlik olsun, her anlamda ekran mükemmel. Yenileme hızı tarafında 120 Hz yenilemeyle beraber geliyor ve Quad HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Eğer isterseniz HD Plus veya Full HD Plus seçenekleriyle de kullanabiliyorsunuz. Telefon kutudan çıktığında Full HD Plus seçeneğiyle aslında geldi. Ben kendim manuel olarak Quad HD Plus'ı aldım. 1440x3088 maksimum ulaşabildiği çözünürlük. Ara çözünürlük seçenekleri olarak da 1544x720 ve 2316x1080 olarak konumlandırılmış. Bu seçenekler arasında kullanım yapmanız mümkün. Ayrıca Samsung'un belirttiğine göre S23 Ultra ailenin diğer üyelerinde olmayan bir özellik olarak 1 Hz ekran yenileme hızına kadar düşebiliyor. Yani yenileme hız aralığı çok geniş bir ekrandan söz ediyoruz. Diğer modeller 48 Hz'e kadar düşebiliyorlar. Gözünüze ne kadar akıcı geleceğini bu yenileme aralığı belirliyor diyebiliriz. S23 Ultra 5000 mAh kapasiteli bir pille beraber geliyor. Geçen yılki modelde de yine aynı miktarda bir pil kullanılmıştı. Ancak verimlilik artırılmış. Özellikle işlemci tarafında çok ciddi bir verimlilik artışından söz ediyoruz. Bunu birazdan işlemciden söz ederken zaten göreceksiniz. Genel olarak 5000 mAh artık S23 Ultra için haydaydı yeten bir pil konumuna gelmiş. 1-1,5 günün üzerinde bir kullanım yapmanız mümkün eğer sıradan bir kullanıcıysanız. Ama oyun oynuyorsanız ve yoğun bir kullanımdan söz edeceksek de 10-12 saatin üzerinde bir kullanım yapabiliyorsunuz S23 Ultra ile beraber. Genelde bu tarz telefonların zaten ortalama ortaya koyduğu performans bu değerlerde. Şu anda üzerindeki pil miktarı ile beraber S23 Ultra en azından önceki modelden daha verimli bir pil performansı ortaya koymayı başarıyor.
Kişisel olarak dikkatimi çeken unsurlardan biri de üzerindeki hoparlör oldu arkadaşlar. Hoparlör önceki modellerde biraz fazla patlama çatlama yapabiliyordu. Sesler bozuluyordu. Her ne kadar ses yüksekliği fazla olsa da sesler bozulduğu zaman zaten kullanmak istemiyordunuz. Ancak S23 Ultra ile bu büyük ölçüde giderilmiş gibi görünüyor. Açıkçası üzerindeki hoparlörü ben çok beğendim. Zaten Dolby Atmos destekli olduğunu söylemek lazım. Yine kulaklık takacağınız kulaklıklara da bu özelliği kullanabildiğiniz gibi üzerindeki hoparlör de surround bir ses deneyimi yaşatacak performansı sunabiliyor. Benim hoşuma gitti. O yüzden özellikle bundan da bahsetmek istedim. Galaxy S23 ailesinin tüm üyeleri Samsung ve Qualcomm arasındaki bir çalışma neticesinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin biraz daha hızlandırılmış özel bir sürümüyle birlikte geliyorlar. 8 çekirdekli olan bu işlemcinin Cortex X3 adındaki ana çekirdeği normalde 3.2 GHz hızda çalışırken Galaxy S23'lerde 3.36 GHz frekansta çalışabiliyor. Bu aradaki fark günlük kullanımda doğrudan fark ettirmese de sentetik testlerde tabii ki Galaxy S23 ailesinin her zaman muadil ürünlerden daha iyi puan almasını sağlıyor. Aynı zamanda Samsung piyasadaki en iyi işlemci bende deme hakkını bu vesileyle elde etmiş oluyor. Ultra modeli 12 ve 8 GB seçenekleriyle piyasaya sunulurken S23 ve 23 Plus yalnızca 8 GB seçeneğine sahip. Zaten Ultra modeli diğer modellerle birebir aynı işlemciyi kullandığı için eğer burada bir performans farkı oluşacaksa bu da bellek tarafında oluşacaktı. Haliyle herkesin 12 GB olan modeli tercih etmesi eğer Ultra'yı alacaksa daha mantıklı geliyor kulağa. En azından bir amiral gemisi telefon, daha iyi bir amiral gemisi tercih ettiğinizi bu vesileyle anlayabilirdiniz. Bir ayırt edici unsur olurdu. Ancak 8 GB seçeneği de tabii ki uygun fiyat seçeneği olarak yani Ultra almak isteyen biri için bir seçenek olarak sunulmuş durumda. Yine de ben şahsen eğer Ultra alacaksanız 12 GB olan versiyonu tercih etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Depolama birimi tarafında da ailenin modelleri arasında değişkenlik söz konusu. Ultra modeli 256 GB, minimum 256 GB'la başlıyor. 512 ve 1 TB seçenekleriyle satışa sunuldu. Evet belki de S23 Ultra selefinden çok farklı görünmüyor olabilir. Ancak bu hiçbir farkın olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer kamera performansı, işlemci gücü ve pil verimliliğini göz önüne alacaksak S22 Ultra kullanan biri için bile S23 Ultra büyük bir yükseltme sayılabilir. Geçen seneki modelin asıl sorunu sahip olduğu işlemci gücünden çok bu gücü stabil şekilde kullanamıyor olmasıydı. Maalesef Galaxy S22 Ultra uzun süreli kullanımlarda termal değerleri koruyabilmek için oldukça hız kesmeye meyilli bir cihazdı. Ancak S23 Ultra'nın böyle bir derdi yok. Telefon yaptığım birçok testin altından kalktığı gibi stabilite anlamında da vermesi gereken değerleri veriyor. Üstelik üzerinde yeni nesil ve güçlendirilmiş bir işlemciye rağmen. Özellikle oyun performansı tarafında kıyasladığımızda geçen yılki model yani S22 Ultra çoğu zaman verimlilik anlamında yarı yarıya hız kesebilen bir telefondu, bir cihazdı. Ancak S23 Ultra ile beraber bu aşılmış görünüyor. S23 Ultra yaptığım testlerde, oyun testlerinde 60 FPS'i çok daha stabil bir şekilde sunmayı başardı. Call of Duty gibi oyunlarda biliyorsunuz 60 FPS'in üzerinde performans alabiliyorsunuz. Burada yaptığım testlerde de 90 FPS gibi sonuçlar elde edebildim. Tüm bunları hem Quad HD Plus hem Full HD Plus çözünürlükte test ettim. Hepsinde de benzer bir performans elde ettim. Yani telefon çözünürlük tarafını çok ayırt edici değil şu anda. Çözünürlük belki şu noktada size yardımcı olur. Elbette ki düşük çözünürlüklerde daha yüksek, daha akıcı kare saniye oranları yakalarsınız. En düşük FPS değeriyle en yüksek FPS değerinin arası azaldığı için göze daha akıcı geliyor olabilir ama totaldeki performansa yansıyan değerlere bakacak olursak çözünürlük doğrudan bir etmen değil. Bu tamamen kullanıcının artık orada alacağı keyfe göre ben düşük çözünürlükte oyun oynamak istiyorum diyorsanız tabii ki daha yüksek kare saniye oranı yakalayabiliyorsunuz. Bunun dışında ama hiçbir problem yok. İsterseniz birazcık sentetik testlerde nasıl sonuçlar alıyor onlardan bahsedeyim. AnTuTu tarafında 1.213.359 puan alıyor arkadaşlar S23 Ultra. Geekbench testinde ise tek çekirdekte 1556, çok çekirdekli testte ise 4844. Yine Geekbench'in Computer Vulkan testinden 9735, OpenCL'inden ise 10516. 3D Mark'ın Wildlife Extreme testinde 3812 puan alan S23 Ultra, Wildlife Extreme stres testinde ise %73 oranında stabilite elde etmeyi başardı. Yine burada bir parantez açmak lazım.
S22 Ultra geçen yıl yaptığımız testlerde %50 stabiliteyi tutturabiliyordu. Yani o civarlarda bir sonuç ortaya koyuyordu aynı testten. Gördüğünüz gibi burada da zaten stabilite yükseltilmiş. Tabii stres testleri de gerçekleştirdim. Burada hızı yükseltilmiş çekirdeğin hangi şartlarda hız düşürdüğünü falan gözlemledim. Genel olarak eğer telefon yani günlük kullanım yapıyorsanız bu çekirdek 3.36'da uzun süre kalmayı başarıyor. Dolayısıyla bunun performansı etkisi önemli. Telefonun sıcaklıkları da hiçbir zaman öyle el yakacak düzeye ulaşmıyor. Üstelik metal çerçeveye rağmen oyun oynarken sizi rahatsız etmeyecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Yani telefon genel anlamda öyle çok ısınan bir telefon değil. Üstelik içinde gayet güçlü bir işlemci var. Son olarak UFS 4.0 destekli bir depolama birimine sahip S23 Ultra. Daha önceki yıllarda incelemiş olduğum Samsung telefonların hemen hemen hepsinde depolama birimi oldukça hızlıydı. Burada da hızların ne olduğunu görmek istedim. Şu an mağazada bu testi yapabileceğim bir tek güvenebileceğim hani uygulamalar arasında Cross Platform Disk Test adında bir uygulama buldum. O uygulamayı çalıştırarak yaptığım testte 400 MB yazma ve 1000 MB okuma hızlarına ulaştığını gördüm telefonun ki bunlar gayet yüksek değerler. Ancak belki de bu seneki Ultra modeliyle ilgili en önemli gelişme kamera tarafında gerçekleşti. Yeni nesil 200 megapiksel kamera, önceki 108 megapiksellik sensöre göre çok daha geliştirilmiş gibi duruyor. Biliyorum 200 megapiksel kulağa çılgınca geliyor ve gerçekten de biraz öyle. Buradaki teknolojinin amacı sadece 200 megapiksel fotoğraf çekmek değil arkadaşlar. Bu sayede yüksek verimlilikli, daha fazla verinin, datanın elde edildiği kaliteli fotoğraf çekebilmek. Samsung da zaten burada piksel birleştirme teknolojisini kullanıyor. Böylece fotoğraflarınız normal modda çekilse dahi sonuçta 12 megapiksellik çıktı alıyorsunuz. Geçen seneki S22 Ultra'da olduğu gibi. Ancak elde edilen verinin artmış olması sayesinde bu 200 megapiksellik sensörün getirdiği avantaj neticesinde daha fazla detay elde ediyorsunuz. Haliyle fotoğraflarınıza yansımış oluyor. Aslında olayın özeti bu diyebiliriz. Burada megapikselin artmasının esas yani sıradan bir kullanıcıya olan artısı da bu. Tabii yine de 200 megapiksel fotoğraf çektiğinizde ne elde etmiş oluyorsunuz? Uzaklardaki detayları zoom yapmadan yakalamak gibi bir eğer amacınız varsa örneğin bu modda çekeceğiniz fotoğraflardan memnun kalabilirsiniz. Ama öte yandan sıradan günlük hayat, yakın mesafe fotoğraflar, işte portre fotoğrafları için normal mod yani 12 megapiksel fotoğraf kalitesi sizin için zaten yeterli olacaktır. Dediğim gibi burada önemli olan kameranızın ne kadar fazla detayı işleyebildiği. Öte yandan Expert RAW adında bir uygulaması vardı Samsung'un. Bu ayrı bir uygulama olarak sunuluyordu. Şimdi artık bu uygulamayı indirdiğinizde telefonun kendi kamerasını entegre bir şekilde çalışabiliyor. Bir mod olarak yer alıyor. Bu Pro modundan daha detaylı fotoğraf çekmenizi sağlayan ve ham görüntüler elde edebileceğiniz bir mod. Kullanıcılar bu modu çok beğenmişti. Bu modla beraber bir de 50 megapiksel ara seçeneği de sunulmuş. 50 megapiksellik RAW fotoğraflar alabiliyorsunuz bu sayede. Çok güzel, çok detaylı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İşte fokus alanını belirleyebiliyorsunuz. Expert RAW gerçekten kullanıcıların çok sevdiği ve bu tip güçlü fotoğraf çekebilen telefonlar için gerçekten biçilmiş kaftan diyebileceğim türden bir özellik. Peki telefonu elimize aldığımızda arka tarafta 5 tane kamera görüyoruz. Bunlardan 4 tanesi kamera ama bir tanesi sadece sensör arkadaşlar. Bir de aralarında flash LED yer alıyor. Ana kameramız 200 megapiksel, bunu zaten söylüyoruz. F1.7 diyaframa sahip, OIS destekli ve 85 derece açıyla çekim yapabilen bir kamera bu. Daha sonra ultra geniş çekim yapmak istediğinizde ikinci bir kamera ve bu 12 megapiksel çözünürlüğüne sahip bu kameraya geçiş yapıyorsunuz. 120 dereceye kadar artık çekim yapabiliyorsunuz. 3x zoom'a kadar optik zoom yapabiliyor. Bunu yapmayı sağlayan da yine ayrı bir kamera. Bu da 10 megapiksel çözünürlüğünde. S23 Ultra'nın aynı zamanda 10x'e kadar optik zoom imkanı sunduğunu belirtelim. Bunun için de bir başka sensöre geçiş yapıyor. Bu sensörlerden bir diğeri de 10x zoom yapmanızı sağlayan 10 megapiksellik bir diğer kamera. Tabii aslında yazılım olarak yani yazılım tarafında 100x'e kadar yakınlaştırma yapmanız mümkün ve ben bir deneme yaptım. Hani 30x, 100x gibi fotoğraflar çektim. Gerçekten sonuç özellikle önceki yıllara kıyasla çok çok daha iyi arkadaşlar. Tabii burada yazılımın desteği var. Biraz yapay zekayı kullanıyor. Fotoğrafı tamamlıyor aslında ama yani çok uzaklardaki bir objeyi çektiğinizde ortaya çıkan sonuç, fotoğraf bayağı bir net. Gündüz veya yeterli ışıkta çekilen
fotoğraflar artık çok daha net ve doğal görünüyorlar. Yüksek çözünürlüklü işleme sayesinde keskinlik muazzam düzeyde. Özellikle geçen yılki modele göre kalitede gözle görülür bir artış söz konusu. Bunun en büyük sebebi yeni kamerasıyla beraber S23 Ultra fotoğrafları çok daha az işleyerek daha doğal sonuçlar elde edebiliyor olması. Renk, dinamik aralık, otomatik odaklama ve düşük ışık performansındaki gizli iyileştirmeler çözünürlük artışından daha anlamlı görünüyor. Samsung S23 Ultra'yı duyururken yeni görüntü sensörünün gürültüyü en aza indirme konusunda daha iyi olduğunu ve algoritmalarının renk tonlarını ve ayrıntıları geliştirmede daha iyi hale geldiğini belirtmişti. Şahsen bu geliştirmelerin etkisini çektiğim fotoğraflarda gözle görülür şekilde fark ettim. S23 Ultra'nın düşük ışıktaki performansı da yine dikkate değer şekilde artırılmış. Gece modüyle çektiğiniz fotoğraflar oldukça doğal bir biçimde işlenerek başarılı bir sonuç ortaya koyuyorlar. Normal modda çektiğiniz karanlık fotoğraflar bile sıradan telefonların gece modu performansı neredeyse denk. Samsung'un iddialı olduğu yanlardan bir diğeri de yine portre fotoğrafları. Bu anlamda da bu yıl yani ben en azından gözümle çok büyük bir gelişme fark etmedim. Ama burada da geliştirmeler olduğunu söylüyor. Özellikle saçları ayırt etme noktasında filan Samsung işte çalışma yaptık, biraz daha geliştirdik diyor. Ama en büyük fark gece çekimleri ve ağırlıklı olarak normal hani yeterli ışığın olduğu ortamlardaki natürel görüntü diyebiliriz kısacası. Arka kamerayla ilgili genel görüşlerim arkadaşlar. Bence şimdiye kadar Samsung'un yaptığı gerçekten en iyi telefon. Yani sadece şu an çıkmış bir telefon olduğu için doğal olarak oturduğu tahttan söz etmiyorum. Aynı zamanda bence bir ultra telefondan söz ettiğimizde Samsung'un ürün gamı içerisindeki işte en iyi amiral gemisinden söz ettiğimizde olması gereken performansı sunan yani hiçbir neredeyse eksiklik hissettirmeyen bir kamera dizilimi var. Bu seferki gerçekten çok başarılı olmuş bence. Tabii bir de öz çekim kamerası var. Geçen yılki modelde 40 megapiksellik bir sensör kullanılıyordu. Bu sene 12 megapiksellik bir sensör var. 12 megapiksel sensörle Samsung neticede daha iyi sonuçlar elde edebileceğini düşünmüş ki bu sensörü tercih etmiş. Bence ortaya çıkan iş gayet başarılı. Sonuçta geçen yılki telefonu doğrudan ben incelemediğim için birebir kıyaslama yapamayacağım. Burada yorumu birazcık size bırakıyorum. Ama ben ortaya çıkardığı sonuçlardan gayet memnunum. Video tarafında da bu arada 4K 60 FPS video kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka kameraların video performansından da bahsedelim. 8K 30 FPS seçeneği var. Geçen yıl 24 FPS'ti bu. Bu arttırılmış. Artık daha akıcı 8K videolar çekebiliyorsunuz. Ama bence 8K yani çok lazım olmayacak bir çözünürlük miktarı. Bunu depolamanız için bile bir sürü yere ihtiyacınız olacak. Çok az kişinin herhalde 8K video ile ilgilendiğini varsayıyorum. Ancak 4K tarafta gelişim inanılmaz. Artık 60 FPS ve oldukça sağlam görüntüler, videolar çekebiliyorsunuz. Bu telefonla da zaten önceki modelde de benzer bir performans söz konusuydu. Yani bu tarafta aman aman bir gelişme yok ama 8K tarafındaki gelişmeyi merak eden bir kullanıcıysanız evet 8K ile 30 FPS video çekmek artık mümkün. Süper dengeli diye bir mod var Samsung'larda. Bilen biliyordur eğer bir Samsung kullanıcısıysanız. Bu süper dengeli mod sayesinde telefonun işte sallandığında bu sarsıntı minimize ediliyordu. Normalde bu telefonun kendi OIS teknolojisi olduğu için zaten bunları bayağı bir sönümlüyor. Yani ekstra olarak bir süper dengeli modu açmaya çok ihtiyaç duymuyorsunuz bence. Zaten önceki modellerde şöyle bir sıkıntı vardı. Geniş açılı kameraya geçiyordu. Dolayısıyla da performans bayağı bir düşmüş oluyordu videolarınızda. Ancak şimdi videoyu kropluyor. Ancak kendi ana kamerasından video çekimi yapmaya devam ediyor. Süper dengeli mod açıkken bile. Yani kısacası burada da bir gelişme olduğu için bahsetmek istedim. Kamera tarafında bence S23 Ultra dediğim gibi Samsung'un şimdiye kadar yapmış olduğu en iyi telefon. Yani zaten her Ultra modeli belki benzer payıyı alıyordur ama bence bu yıl gerek performans tarafı, gerek kamera tarafı, işte tasarım, ekran her şey hemen hemen olması gerektiği gibi. Yani hani her bir maddeye bir puan verecek olsak hepsi bence 80 üzerinde not alacak doğru kararlar olmuş. Ortaya da son derece iyi bir amiral gemisi telefon çıkmış durumda. Genel tasarım hatlarından şöyle çok özetleyerek geçtiğim için söylüyorum. Aslında çok fazla telefonun kenarlarında vesaire çok bir şey yok. Yani alt kısımda S Pen'in olduğu kısım işte ahize var, hoparlör var, USB tip C girişi var. Çift SIM'i destekliyor. SIM kart yine çekmecesi burada. Üst tarafta sadece bir mikrofon yer alıyor. Sağ tarafta ses açma kapama ve yine power tuşu. Bu power tuşunu siz
özelleştirebiliyorsunuz. Samsung telefonlarda yine aşina olduğumuz bir özellik. İster Bixby tuşu yapabiliyorsunuz, ister farklı uygulamaları açmasını sağlayabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Telefon genel hatlarıyla çok şık zaten ve hani burada böyle çok göze batan işte keskin hatlar yerine daha böyle yuvarlak, işte düz hatlar kullanılmış, tercih edilmiş. Bence telefon genel hatlarıyla oldukça şık. Kutu içeriğinden de bir şey çıkmıyor. Zaten ona alıştık. Sadece şarj kablosu. İki tarafı da tip C. Onun altını çizmek lazım. Ben bir veri aktarımı testi yaptım. Kablo veri aktarma konusunda bile düşük performans sunuyor. Onun yerine daha iyi bir kablo ve tabii ki şarj aleti alarak kullanabilirsiniz. Benim önerim o olacaktır. 45 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. 1 saat 20 dakika dolaylarında sıfırdan 100'e şarj etme performansı sunabiliyor bu telefonlar. Önceki modelde de benzerdi. Orada çok büyük bir değişim yok zaten. 15 Watt'lıkta kablosuz şarj özelliği yine yerli yerinde duruyor arkadaşlar. Yani her özelliğiyle hemen hemen dolu bir telefon. Benim hani şikayetçi olacağım noktalar, yani kendi kullanımım esnasında rahatsız olduğum noktalar nedir? Herkese hitap etmeyen bir telefon zaten bu. Yani büyük bir telefon, ağır bir telefon nispeten haliyle. Bir kere zaten herkese hitap etmiyor. Samsung bu telefonu herkese hitap etsin diye de tasarlamıyor. Her özellikten neredeyse maksimum düzeyde performans almak için dizayn ediliyor ultra model telefonlar. Bu telefon bunu yansıtıyor. İşte benim rahatsız olduğum şey bu gibi şeylerdi. Bir de yüz okuma tarafında biliyorsunuz parmak izi okuyucu var. Bu gayet hızlı çalışıyor. Parmak izi tarafında bir sıkıntı yok. Ekran işte Always On Display destekliyor. İşte tıklayarak uyandırma gibi özellikler mevcut. Bunlar zaten Samsung'un alameti farikaları diyebiliriz. Ama yüz okuma, yani yüz tanıma özelliği bir türlü böyle hani gerçekten çok iyi, çok başarılı diyeceğim kadar hızlı değil. Niye bilmiyorum. Samsung bu tarafta çok fazla açıkçası üzerine düşmüyor yani bu konunun. Haliyle nasıl biliyorsam hala aşağı yukarı o performansı devam ettirmiş. Ama parmak izi her zaman imdadıma yetişti. Gayet iyi çalışıyor. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince S23 Ultra'yı size anlatmaya çalıştım. Böyle bir telefon. Tam bir amiral gemisi. Eğer telefonla ilgili sorularınız olursa lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Teknopat Sosyal'e de giderek konu açabilir. Oradan da sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.